aklıma geleni söyleyeyim. Demek ki bir şeyin kirliliğini görmek için arkasından parlak bir şey olursa güneş gibi, o zaman kirlilik fark ediliyor. Öbür türlü kirlilik fark edilmiyor. Eğer bakış bulanıksa kirliliği görmüyor. Eğer bakış bulanık değil ise o zaman kirliliği görecek. Bulanık bakışlar kirliliği fark edemezler. Ancak arkalarından güneş gibi parlayan bir şey olacak ki o kirliliği fark etsinler. Hala daha var. Evet doktor. Hazreti Ali atıyla beraber dolaşırken bir gün bir yere girecek. Bir adama diyor ki atımın yanında dur, ben şuradan girip çıkıncaya kadar. O girince adam atının eğerini alıp, yani çalıp kaçıyor ve gidip pazarda satıyor iki akçeye. Daha sonra Hazreti Ali döndüğü zaman bakıyor, eğer yerinde yok. Neyse pazara gidiyor, bir bakıyor kendi eğeri. Ne kadar diyor, işte iki akçe, iki akçeyi veriyor, alıyor kendi eğerini. Diyor ki kendi içinden, eğer diyor bu adam onu almasaydı o eğeri, yani çalmasaydı ben ona verecektim bu iki akçeyi, öyle niyet etmiştim. Şimdi baktığımızda adama iki akçe gidecekmiş, Hazreti Ali verecekti. O işte çalma yolunu tercih etti, gitti pazarda sattı, yine iki akçeyi aldı. Yani adama iki akçe gitti bir şekilde. Şimdi Allah rızka kefildir den yola çıkarak, o zaman yani rızık belli midir veya rızık kader midir? Rızık nasıl olsa gelecekse o zaman bizim yaptığımızın bir anlamı var mıdır? Yani şöyle söyleyeyim, mesela işte ben öğrenciyken aldığım işte 300 lira neyse bir burs alıyordum. Ama ertesi ay diyelim işe başladığım zaman maaş almaya başladım. Yani benim o ertesi ay aldığım maaş benim kaderimde var olan, o bana gelecek olan para mıydı? Mesela ben işe başlamasaydım da o para bana değişik yollardan gelecek miydi? Bunu ben merak ediyorum. Neden merak ediyorsun ki? Merak işte ya. Böyle bir şeye inanabiliyor musun? Ama yani bu adama, şimdi bu kıssayı ben şey yapamıyorum. Kıssaya daha böyle orijinal bakmaya çalış. Bir başka gözle bak kıssaya. Bir Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin veçesinden bak. Bir de o kimsenin veçesinden bak. Eğer o şahsın veçesinden bakarsak, o şahıs iki akçe para kazanacaktı. İki akçe para kazanmayı eğer sabretseydi, azmetseydi ve hakkıyla vazifesini yerine getirmiş olsaydı helaldan kazanacaktı. Ama o kimse nefsine uyaraktan haramdan kazandı onu. Ama o kimse yine kendi idrakiyle, kendi iradesiyle harama doğru yöneldi. Eğer kendi idrakini ve iradesini helala yönlendirmiş olsaydı, o kimse kazanacak olduğu parayı helaldan kazanacaktı. Ama gelecek olan para sabit değil mi? Onu ben o gelecek olan parayı sabitlemiyorum hiç. O Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri kendince iki akçe o kimseye vermeye niyet etmiş. Biz bunu normalde Hazreti Ali veçesinden bakarsak, Hazreti Ali Efendimiz diyor ki ben zaten o kimseye iki akçe verecektim. Ama o iki akçeyi haramdan kazandı. Biz
bu kıssadan alacak olduğumuz bu olsun. Bu kıssadan alacak olduğumuz cebriye olmasın. Biz zorlayaraktan cebriyeye gireceğiz. Cebriyeye girmek şu: bir kimsenin günlük iki akçe Cenab-ı Hak takdir etti, iki akçe alacak. Kaderiye. Bugün iki akçem kaderimde varsa alırım. Cebriye, bugün iki akçe bana takdir edildi, iki akçe gelecek. Bu cebriye. Üç akçe de olmayacak, bir akçe de olmayacak. Hoş, bilmiyor kaç akçe geleceğini ama gelene cebir gözüyle bakıyor. Öbürkü de olan hadiseye kendince kaderiye gözüyle bakıyor. Maturidiler bu gözle bakmıyor. Maturidiler ayeti kerimeyi görüyorlar. Sizin önünüzde sizin işledikleriniz vardır. Ne kadar çok efor sarf edersek o kadar fazla karşılığını alırız. Ey insanlar, siz çalışın. Gökte Allah ve melekler sizin çalışmanızı görürler. Burada iman edenler de demiyor. Bütün insanlara söylüyor. İnsanlığa. İnsanlar çalışmalarının karşılığını alırlar. Maturidi düşüncesini gayri İslami olan unsurlar sevmezler. Çünkü Maturidi düşüncesinde çalışmak, azmetmek, sebat etmek, sabretmek, mücadele etmek, mücahede etmek, bir şeyi başarmak için koşturmak, bununla alakalı elindeki envanterini geniş tutmak, yelpazeyi çeşitlendirmek, bu noktada aklını, fikrini, düşünceni, ilmini, bilgini, batınını ve zahirini, her şeyini oraya doğru odaklamak vardır. Bunu normalde İslam dışı güçler, İmam-ı Azam'dan süzülüp gelen, bu noktada ırkçılık gibi algılanmasın, yukarı Mezopotamya İslam anlayışı bunun üzerine kuruludur. Türklerin İslam anlayışı bunun üzerine kuruludur. Bu hoşuna gitmez İslam dışı güçlerin. Mesela Cebriye'ye çok hoş bakarlar, desteklerler. Kaderiye'ye çok hoş bakarlar, desteklerler. Bunun arkasında büyük oyunlar, tezgahlar vardır çünkü. Allah muhafaza eylesin. O yüzden biz o kıssadan alacak olduğumuz şey bu noktada Cebriye ve Kaderiye noktası değil. Benim kıssadan alacak olduğum şey, o kimse kazancını helal dairede yapabilirdi, mücadele edip koşturup azmetmiş olsaydı o iki akçesi onun helal dairede gelecekti. Öbür türlü bir kimsenin mallı nimeti, o kimsenin gayretiyle, çalışmasıyla, bilgisiyle, kendi donanımıyla alakalı, bağlantılıdır. Eğer mallı nimetinizi arttırmak istiyorsanız bir meslek sahibi olacaksınız, bir iş sahibi olacaksınız, onda uzmanlaşacaksınız, onda kariyer yapacaksınız, o noktada kapasitenizi arttıracaksınız, o konuda ne yapılması gerekiyorsa yapacaksınız, mal-u nimetiniz artacak. Mal-u nimetiyle rızık farklı şeyler mi birbirinden? Hepsi de rızkın içerisine girer ama rızık biraz böyle boğazdan içeri giren bir şeydir ya, o baptan bakabilir bir kimse ama sonuçta yediğimiz şeyin dahi kaliteli olması için yine sonuçta bizim iyi bir ücret almamız gerekir. 850 lira asgari ücret de bir kimsenin aldığı yediği kaliteli bir şey olmaz. Kaderiye yok, cebriye yok. Çalışmak, mücadele etmek, gayret etmek, koşmak var. Nasibin bu kadarmış yok. Nereden biliyorsun? Levh-i Mahfuz'dan bilgi mi geldi sana? İşte bilmiyorum da. Yok, herkes için söylüyorum, senin üzerinde değil. Kaderimiz böyleymiş. Nereden biliyorsun? Levh-i Mahfuz'u sen mi yazdın? Böyle takdir etmiş. Nereden biliyorsun? Kalem sen miydin? Kalem sensen, gelelim boynu önümüzde, boynumu bükelim. Ey kalem, söyle bizim yarınımız ne diyelim. Peki bu itaat midir, tembellik midir? Yani... Bu tembellik, başka bir şey değil.
Hani isyan etmemek adına işte bu böyleymiş, böyle takdir edilmiş değil mi? Tembellik, zayıflık, aymazlık, özgüven olmadığından. Daha iyisini yaparım, daha güzelini başarırım, daha ileri giderim felsefesi onda oturmadığından. Dar görüşlü, kısa görüşlü. Denizin kenarında dolaşmayı deryada dolaşmak olarak görüyor. Ondan başka bir şey değil. Katılmıyoruz. Öyle bir din anlayışımız yok. Bir tane daha kafama takılan bir soru var. Mikrofonu eline geçirdin artık. Ne yapalım şimdi, kafana vuraraktan zorla alacak değiliz. Yani ayet-i kerimede deniliyor ki Allah'ı işte ayakta oturarak ve yanlarınız üzerinde zikrediniz. Şimdi ben mesela oturuyorum, yani uzanıyorum yanım üstümde. Şimdi yoruluyorum. Sırt üstü uzanıyorum. Yani böyle sanki sırt üstü zikretmeyiniz gibi. Yani dedim ki bu nedir? Bu kafama takılıyor sürekli. Niye ben sırt üstü zikretmeyeyim veya böyle bir şeyim var? Bu nedendir? Edepten midir? Niye böyle bir şey var? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri sırt üstü hiç yatmamış. Sünnete mugayyir bir yatış şekli. Ondan dolayı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri genelde sağ tarafına yatardı. Sırt üstü çok yatmaz. Yüzük oyun yatmak da yoktur. İkisi de sünnete muhaliftir yatış olarak. Abi kimse yatarsa haram mı işler? Hayır. Sünneti terk etmiş olur. O yüzden normalde sünneti terk edilmiş bir yatış şekli olduğu için uygun görmemişler. Caiz değildir demişler. Ama ayet-i kerimede emir olarak böyle geçiyor. Yani yanlarınız üzerinde. Ayet-i kerimede yanlarınızın üzerine yatarken diyor. Evet. Sırt üstü yatarken demiyor. Yani yanlarınız üzerinde. Yanlarının üzerine yatarken Allah'ı zikredersin. Sırt üstü yatarken zikredemezsin. Hemen aklına gelecek, yanın üzerine yatacaksın. Yanın üzerine dediği sağ yanına yatacaksın. Sol tarafa da değil. Sol tarafa da yatmayacaksın. Sen doktorsun, sol tarafa yatarsa kalbi sıkışır adamın. Sıkıştırır. Bazen yoruluyor insan sağ. Efendim? Bazen sağ tarafa fazla yüklenince değiştiriyoruz ama. Alıştıracaksın, disiplin edeceksin kendini. Hep sağ tarafına yatacaksın. Sol tarafına yattığında rahatsız olacaksın. Boğuluyormuş gibi olacaksın. Disiplin edeceksin kendini. Ve sol tarafına yattığında asla uyuyamayacaksın. O hale getireceksin. Teşekkür ederim. Sünneti uygularken disiplin edeceksiniz kendinizi. Bu disiplinler insanın nefisle mücadelede lazım. Hayat mücadelesinde lazım. Hayatı yaşarken lazım. Eğer bu küçük bir mesele der, onda disiplin etmezseniz büyük meselelerde hiç disiplin edemezsiniz. O yüzden sufiler bir meseleyi küçük görmezler. Küçük de olsa o önemlidir. Sır ayrıntılarda gizli olabilir. O yüzden bir ayrıntıyı kaçırmak o kimsenin odakla alakalı problemini ortaya çıkarır. Siz günlük hayatınızda bir ayrıntıyı atlarsanız, o ayrıntıyı atladığınızda hayatınızın rengi değişebilir. Negatif olarak. Eğer ayrıntıyı atlamazsanız, hayatınızın rengi değişebilir. Pozitif olarak. O yüzden küçük ayrıntıları sufiler terk etmezler. Onlara dikkat ederler, disiplin ederler kendilerini. Küçücük bir ayrıntıdır o. Bu normalde o kimsenin odaklanma problemini ortadan kaldırır. Siz bir arabanın veya herhangi bir parçanın elektronik beynini dizayn ediyorsanız, o beyni dizayn ederken siz odağınızı kuvvetlendirmeniz gerekir. Ders çalışıyorsanız odağınızı derse kuvvetlendirmeniz gerekir. Araba kullanıyorsanız odağınızı arabaya kilitlemeniz gerekir. Yapmış olduğunuz işe odaklanmanız gerekir. Yapmış olduğunuz işe odaklanırsanız o zaman ayrıntıyı atlamazsınız. Yemek yaparken daha yemeğe sonradan tuzunu karıştırırsanız yemeğin içerisindeki sebzeye, ne bileyim ete, bir şeye tuz yayılmaz hiç. Suyunda kalır. Ama onun sebzesinde olması lazım tadının. İçindeki malzemenin içerisinde işlemesi lazım. O zaman tuzu, ayrıntıyı kaçırmayacaksınız. Tuzu zamanında koyacaksınız. Ayrıntı önemli. Hayatınızın küçücük detaylarını dahi önemseyeceksiniz.
O önemseme sizin odak probleminizi ortadan kaldıracak. Hayatı bu sefer disiplinli yaşamanın yolunu açmış olacaksınız. Bunlar sufiler için önemli detaylardır. Hasta geldi. Diyelim ki küçük bir operasyon yapacaksın. Küçük operasyon yaparken bu operasyon küçük deyip de detayları atlarsan hasta elinde kalır. Öksürükten ölür elinde. Sonra bakarsın ya bu öksürükten nasıl öldü dersin. Oysa o seninle alakalı. Odak bütün her şeyi hastanın üzerine kilitlemek. Hastanın gözüne bakacaksın, bir yanındakinin gözüne bakacaksın. Gözünün arasında farklılık var. Bir tenine bakacaksın, yanındakinin tenine bakacaksın, farklılık var. O farklılıkları göreceksin. Bunlar kısa ama öz ayrıntılar. Dudağının rengine bakacaksın, kulağının rengine bakacaksın, yüzünün rengine bakacaksın, vücuduna bakacaksın, derisinin üzerine bakacaksın. Solgun mu, canlı mı, heyecanlı mı, kızarmış mı, bozarmış mı? Bunlar ayrıntı. Sonra bunların hepsini de dosyalayacaksın teker teker, teker teker. Her gördüklerinle alakalı. Ve dosyaladıklarını bir de ayrıyeten analiz edeceksin gece yattığında. Bu hasta geldi, teni böyleydi, gözü böyleydi, saçı böyleydi, kulakları böyleydi, rengi solgundu, değildi, derileri buruşmuştu, değildi. Bunları bir daha analiz ettikten sonra bir daha dosyalayacaksın. Doktor sonra buradan döne döne Çanakkale'ye doğru gidecek. Sonra o hasta bir daha geldiğinde dosyayı tak klasörü çıkaracaksın oradan. Hemen diyeceksin geçen geldiğinde gözlerin kızarmıştı. Bakıyorum gözlerinin kızarıklığı geçmiş. Bitti hastanın işi. Diyecek ya beni unutmamış. Yoksa Sezen gibi şarkı söylersin. Unuttun mu beni diye. Haydi. Mikrofon kimde? Efendim şimdi bu günlük hayatımızda mesela uyguladığımız... Aklıma Sezen geldi şimdi. Devam. Günlük hayatımızda uyguladığımız sünnete uygun olan davranışlara bazen böyle alışkanlık haline geldiğini hissettiğimiz olabiliyor. Bunu yapmadığımız zaman da üzerimizde yaşanan bu sıkıntıyı buna takılmak ne kadar doğru? Mesela örnek veriyorum, tuvalete sol ayakla girip sağ ayakla çıkmak sünnet-i Resulullah'tan. Her gün bunu uygulamaya çalışıyoruz fakat bir keresinde mesela olmadığında buna takılmak ne kadar doğru? Çünkü ayrıntıda gizli olduğunu söylediğiniz için biraz önce aklıma geldi. Normalde bunu biz ne kadar kendimizce bu konuda disiplin edersek bizim için bu kadar önemli bir şey, olumlu bir şey. Ama an gelir unutursak dünyanın sonu değil. Sonuçta hadis-i şerif var. Unuttuklarınızdan sorumlu değilsiniz. Bu noktada psikolojik etki yapıp biz de psikolojimizi bozacak değiliz. Bakın bu noktada bu denge şu. Unuttuklarımızdan sorumlu değiliz. Ya her gün de unutulmaz ki. Mesela Hanefiler namazı, abdeste sırayı önemserler. İşte abdest sırasında bir kimse işte önce yüzünü yıkaması, sonra kollarını yıkaması, sonra başını mesledip sonra ayaklarını yıkaması farz olarak gidiş noktası budur. Bir kimse yüzlerini yıkadıktan sonra kollarını yıkamadan başını mesletmiş olsa sırayı bozdu ya. Eğer diyor bu arada olduysa arada oluyor. Bunu diyor geri dönmesine gerek yoktur. Arada böyle olabilir. Ama diyor bu devamlı olmaya başlıyorsa abdesti sırasına göre almaya gayret etmelidir. Başa dönecek. Burada başa döndürmesinin sebebi şu. O kimseyi yine ayrıntıya, yine tadili erkana sürüklüyor. Yani diyor ki sen bu işin tadili erkanına dikkat et. Bu işin sıralaması bu. Sen bu sıralamayı kendi kafandan bozma. Arada unutursan
Evet, onu biz kabul ederiz. Ama bu sende alışkanlık haline gelirse biz bunu kabul etmeyiz. Sen sıralamayı düzgün yap diyor. Hayatın kendi içerisinde sıralaması vardır. Siz sıralamada bazen hata yapabilirsiniz. Bu önemli değil. Bu affedilebilir, bu kabul edilebilir bir şey. Ama o sıralama sizde alışkanlık haline geliyorsa o zaman bunda sıkıntı var. Onun disipline edilmesi lazım. Bu da bunun gibi bir şey. Sünnetleri işlerken insanlar bir şeyde o konuda titizlikle davranırlar. Titizlikle davrandıklarında arada gaflete düşerler mi? Evet. Gaflete düştüklerinde de bu yolun sonu değil, hayatın sonu değil. Kendilerini çökertmelerine gerek yok. Unuttuklarınızdan sorumlu değilsiniz. Hadis-i şerifi bizi de kurtarsın. Ama bu devamiyet kesbetmesin. Peki bu devamiyette mesela bazen gün geliyor ki halk arasında şöyle bir algı oluşuyor. Sünnetin bu devamlılığıyla örf adet arasında bir bağlantı kuruluyor. Ya bunun, bu bizim örfümüzde adetimizde yok gibi mesela bazı söylemlerde bulunuyor. Bunun için mesela bunu nasıl ayırt etmemiz gerekiyor? Bunu normalde bir şey sünnetle sabitse bir kimse onu ibadet kastıyla yapma hürriyetine sahip. Bir kimse bunu adet, gelenek, örf olarak yapıyorsa onun kendisine ait, bizi ilgilendirmez. Sufiler bunları, sufi terbiyesi bu noktada kendince sünnet ve sünneti işlemekte ibadet, ibadet noktasında bakar. Teşekkürler. Ses. Yok, mikrofon sana geçti. Boşluğu buldun mu? Bir Yunus Emre'nin şiiriyle ilgili bir soru soracağım. Diyor ki Yunus Emre, dinin imanın varsa hor görme dervişleri. Cümle alem müştahak olur, ona karşı durur görmekliğe dervişleri. Ay ve güneş de müştahak durur dervişlerin sohbetine. Ferişteler teşbih okur, zikir eder dervişleri. Tersalar tapuya gelir, hükmü ısları zebun olur. Dağlar taşlar secde kılar, göreceğiz diye dervişleri. Buradaki sona doğru soracağım soru, insan tanrı. Yani insan tanrı. Tanrı. İnsan tanrı. Bu insan tanrı ayrımıyla tanrı ve derviş, İşte ayın güneşin onu merak etmesi, dervişlerin sohbetine bu hususta nail olması veya dini insanın, yani dini imanın varsa diyor, hor görme diyor sakın bir dervişi diyor. Buradaki dervişin ne anlama geldiğini. Mesela dördüncü mısra çok ilginç. Ol alem fahri Mustafa, ol madeni sıdku sefa. Yani sıdık ve sefa madeni olmak istersen ve Fahri Mustafa'ya kavuşmak istersen, istersen andan vefa incitme dervişleri. İncitirsen ah ederler, ömrünün gülünü kurutalar. Gözsüz olasın yedeler, ta bilesin dervişleri. Yer gök eğdir, hırka hakkı himmetleri olsun baki. Tüm padişah oldu, saki esre eder dervişleri. Gökten inen dört kitabı günde bin kez okursan, vallahi de didarı göremezsin, sevmezsen dervişleri. Devletliler sever bizi, her dam sorar halimizi. Kördür münkirlerin gözü, görmezler dervişleri. Yunus Emre, Yunus Eydir, bu aşk geldi, ölmüş canımı diri kıldı. Sen ben demek dilden kaldı, göreceğiz dervişleri. Son bu, dörtlükte Yunus Emre mi yazıyor, Yunus mu? Yunus Eydir. Yunus Eydir, bu aşk geldi, ölmüş canımı diri kıldı. Sen ben demek dilden kaldı, göreceğiz dervişleri. Bu hususta dervişler. Çünkü Yunus Emre diye yazmaz Yunus. Yunus Eydir yazmış, ben yanlış okudum. Bu hususta insan tanrı, yani dervişler birer
Tanrı parçacığı mıdır? Bu şiirden bu çıkmaz ki. Ben şöyle düşündüm. Mesela diyor ki, Muhammed-i Mustafa'yı görmek istersen veya didar görmek istersen incitme dervişleri diyor. Veya diyor işte, dört kitabı diyor günde 1000 kez okusan diyor olmaz diyor. Sevmez isen dervişleri diyor. O zaman bu dervişler nişan mıdırlar veya Hakk'ın bu husustaki parçacığı mıdırlar? Derviş demek ne demektir bu Yunus Emre'ye göre? Tanrı mıdır yani? Allah'ın bu yeryüzündeki eli ayağı mıdır? Bu hususta ne etki ederler? Toplumun üzerindeki etkileri nedir? Çünkü çok, yani çok sert bir kelam var. Diyor ki, dinin imanın varsa diyor hor görme. Yani her şeyin gider diyor. Ve bütün kesinlikle didarı, yani yüzü diyor göremezsin diyor. Bir tanesini dahi sevmezsen diyor. Çok keskin yani bu. Aslında İslam'ın en keskin noktasını burada söylüyor. Bu hususta bizi aydınlatır mısınız? Allah'ın öyle kulları vardır ki onlara bakıldıklarında Allah hatıra gelir. Allah'ın öyle hadis-i şerifler bunlar. Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar bir şey ol dediklerinde Cenab-ı Hak onları oldurur. Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar yağmur istese Cenab-ı Hak yağmur yağdırır. Allah'ın öyle kulları vardır ki Cenab-ı Hak onların dualarına icabet eder, asla geri çevirmez. O zaman yeryüzünde dolaşan Allah'ın öyle kulları vardır ki onlar bu noktada Cenab-ı Hak'ın sevdiği, onların da Allah'ı sevdiği kullardır. Eğer bir kimse Allah'ın sevdiğini sevmezse Allah'ı sevmemiş olur. Allah'ın sevdikleriyle mücadele eden bir kimseden de intikamını Allah alır. Allah'ın öyle veli kulları vardır ki kim onlara savaş açarsa Allah'a savaş açmış olur. Allah'a savaş açtıklarında da Cenab-ı Hak yırtıcı hayvanın avından intikamını aldığı gibi Allah da onlardan intikamını alır. Buradaki Yunus'un bahsettiği dervişler bu dervişler. Devrilmiş olanlar değil. Derviş deyince akla şu geliyor. Derviş gözünün gördüğü görmediği her şeyden fazla Allah'ı seven, gözünün gördüğü görmediği her şeyden fazla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine uyan, ahlakını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin iç ahlakına benzeten Allah'ın veli kulları. Tabi o içlerinde muhakkak o veli kullar var ama hangisinin o veli kul olduğu, bazen ricalül gayb denilen hangisinin veli olduğu bilinmez. Ama onlar bir grupsa, bir kavimse, o kavimden birisini sevmemek, birisini hor hakir görmek o veli kullarından dolayı olduğundan, oradan bağlantı yaparaktan o kimsenin bu noktada imansız gitmesine vesile olabilir. Çünkü sevmeme sebebi onun Allah'ı çok sevmesi. Sevmeme sebebi onun Allah'a çok yakın olup İslam'ı onun üzerinde görmesi ve dini onun üzerinde görünce ondan nefret etmesi, gerçek manada dinden, gerçek manada Allah'tan nefret etmesidir. Bu dervişlerin her hali din mi peki? Bu dervişlerin her haline din diyemeyiz ama her halini dinden uzak da diyemeyiz. Ama nefislerinden hareket etmeme, yani buna hiç pay, adam yüzden, nefsini görmüş olamaz mı? O yüzden dedim her halini din diyemeyiz ama bir halini de bu dinden de değil diyemeyiz. Varsa elimizde bir delil, Kur'an ve sünnet tarihinde, onun önüne koyar nasihat ederiz. Ama o siz nasihat ederken de size nasihat etmeye kalkarsa onu da sizin kabul etmeniz gerekir. Nasihat edenin nasihat edilenden daha iyi olması gerekir. Çünkü ey Habibim sakın ha yapmadıklarını tavsiye edicilerden olma der ayet-i kerimede. Peygamberle bu ikaz var ise bu ikaz herkesedir. Çünkü bazen insanlar dervişlerin üzerinde
gereksiz eleştirilerde ve nasihatlerde bulunmaya çalışırlar ki o kimseyi batırır. O yüzden bir sufi, gerçek manada bir dervişi biz eleştireceğimiz zaman veya nasihat edeceğimiz zaman çok dikkatli olmamız gerekir. Ve belki de sufiler o yüzden bunu bir eğitim metodu olarak kabul ederler ve derler ki o sufinin, o dervişin üzerinde sudur eden eksiklik aslında gören kimsenin üzerinde var olan eksikliktir. Böyle algılarlar. Böyle algılanınca o kimse eksikliği kendinde görür ve der ki bende bu eksiklik var ki ben bu hak dostu, Allah dostu kimsenin üzerinde eksiklik gördüm der. O yüzden dervişin, o hak dostunun üzerinden çıkanın, biz burada şeriaten her çıkan üzerinde sudur eden fiiliyatı biz hak olarak göremesek dahi, görmesek dahi üzerinden çıkan her şeyi de haktan gayrı da göremeyiz. Orada bir ince bir teşbih ve tenzih perdesi vardır. Teşbih ve tenzih perdesinde dururuz. O yüzden eğer madem ki onu gördüğümüzde aklımıza Allah geliyorsa, aklına Allah gelenin bir kimsenin fikrinde bir eksiklik kalmaması gerekir. Gelenin mi, getirilenin mi? Gördüğünde aklına Allah gelenin mi? Hayır. Eğer bir kimsenin birisine baktığında aklına Allah geliyorsa, işte bu bakanın mı marifetidir, bakılanın mı? Önemli değil ki. Baktı, aklına Allah geldi. Bir kimse bu Mevlevi hanenin önüne gelse, Mevlevi haneye baksa aklına Allah gelmez mi? Geldi. Geldi. Bakanda mı, Mevlevi hane demiş? Mevlevi hane değil, önemli değil ama bakanın aklına Allah geldi. Zaten Allah, bakanın aklına Allah geldiyse bakan kimse kemale ermemiş daha. Eğer onun aklında, fikrinde, bakışında, görüşünde, düşüncesinde Allah olsaydı baktığında Allah gelmeyecekti aklına. Her yerde. Baktığında Allah geldiğine göre onda zaten eksiklik var. Mevlevi haneye baktı, Allah aklına geldi. Ondan sonra dedi ki ya bu taşı ne amma buraya koymuşlar ki? Bu nefisten. Bir zata baktı, aklına Allah geldi. Bunun sakalı neden kısa ya 10 dakika sonra? Ya bu şalvar giymemiş. Örneğin. Bu nefisten. O zaman o bakılanda kusur yok, bakanda kusur var. İlk önce baktığında ilk bakış Allah'tan ya, ilk baktı, gördü, aklına Allah geldi. İkinci bakış nefisten, üçüncüsü şeytandan. Bunu biz kadınlara mütalik okuyoruz ya, evet doğru. Veya erkeklere mütalik bakıyoruz. Bir kimse ilk baktı, ilk bakış Allah'tan diyoruz. İkinci bakışı nefisten, üçüncüsü şeytandan. Yani ilk baktı ya bir kadın veya bir erkek, ikincisine baktı, eteği ne kadar kısaymış ya. Üçüncüsüne bakıyor, vay ya, bu gördün mü bir karış etekle gelmiş. Lan o kadar inceledin demek santimetresine kadar, bu şeytandan. Ya o da öyle gezmeseydi, sufi öyle düşünmez. Senin o bakışın şeytandan der. Şeytan sana galip gelmiş. İkinci galibiyet, bir de küfür ettiriyor sana. Üçüncü galibiyet, bir de hakaret ettiriyor. Dördüncü galibiyet, bir de onun imanını sorgulatıyor sana. Beşinci galibiyet, üst üste şeytan galip geliyor sende. Sen hala da bakıyorsun bir karış, ha? Vay be, işte bunlar şöyle de, bunlar böyle de. Senden galibiyetler alıyor şeytan. Sonunda kalbin kararıyor senin. O zaman ilk bakış neydi? Allah'tan da bu safiyane bir şey. Baktın aklına Allah geldi. Harika. İkinci bakış, saçına, sakalına, pantolonuna, cübbesine, yeleğine, osuna busuna baktın, kusur buldun nefsinden. Üçüncü bakış, kusur buldun yetmedi. Cepheleşmeye başladın şeytandan. O zaman bu noktada
Dervişler öyle kimselerdir ki ilk baktığınızda Allah hatıra gelir. Derviş odur. Yunus'un bahsettiği derviş odur. Baktığında Allah hatıra gelir. Yunus'un bahsettiği derviş odur. Dağlar, taşlar, bütün nebavat onunla konuşmak ister. Çünkü varlığın her zerresinde kendince ruhaniyeti geçen dersten ve kendince nefsi vardır. Ve varlığın her noktasında, her derecesinde nefsi varsa konuşan nefsi de vardır. Ve konuşan nefsi de varsa o derviş de bütün gezip dolaştığı her yer onunla sohbet etmek ister. Onunla manevi bir haz, manevi bir lezzet almak ister. O dervişse eğer. O yüzden Yunus der ki bütün varlık ve varlığın içerisindeki bütün suretler o Allah'ın dostuyla sohbet etmek, konuşmak için can atarken sen ona düşman olursan dinin, imanın gider der. Didar göre yüzünü göremezsin der. Evet, bir de işin bu tarafı var. Çok özür dilerim, burada bir sorum daha olacak. Peki varlığın nefsi olmadığı için, yani onlar kendi dillerinde daima Allah'ı zikrederler. O zaman varlığın daima Allah'ın zikriyle meşgulken ve bunun hiçbir zaman hataya düşmesi söz konusu değilken insana tevessül etmesi, insanda gerçek anlamda Allah'ın tecelli etmesi ve Allah olmasından dolayı mı kaynaklanıyor? Varlığın üzerinde, yani bir insan tecelliye nasıl bakabilir ki zat varken? Yani gerçeği varken aynaya bakmak gibi olur o. O zaman dağlar taşlar Allah'ın hakikatine vakıf değiller mi ki? İnsana bakıyorlar. Gölgeyi bulursan gerçeğini bulursun. Peki dağlar bulamamışlar mı? Dağların taşların mükavanatın üzerindeki tecelli eden Allah'ı zikir hali cebridir. Varlığın bu noktada dağların, taşların, bitkilerin üzerinde insandaki üflenmiş olan kötülükleri emreden bir nefisleri yoktur. O yüzden onların zikri ile kötülükleri emreden bir nefsi taşıyan insanın zikri derecat olarak aynı değildir. İnsan o nefsiyle mücadele ederekten zikreder. Bu aklidir, tabii değildir. Dağlar hata yapmış olmuyor dağlara, mu? Dağların, taşların zikri ise tabiidir. Akli değildir. Onlar bir nefisle mücadele etmezler. Bir nefisle mücadele etmediklerinden dolayı kıymetsizdirler. İnsanı kıymetli eden nefsiyle mücadelesidir. Nefis bize zikretme der. Nefis bize bu sıcak günde denizin kenarında otur, keyif et der. Nefis bize der ki ne bir de kuyruğa gireceksin, sıraya gireceksin, çile çekeceksin, buraya geleceksin der. Evinde su mu çıktı der. Nefis bize der ki tatil edeceğin, gezeceğin, dolaşacağın, nefes alacağın yer mi bitti der. Ama bunların hepsini de ezerekten, hepsinin üzerinden çiğneyerekten, ben Allah'ı zikretmeye gidiyorum, ben Allah'la hemhal olmaya gidiyorum demek muhakkak ki varlığın diğer katmanlarından faziletçe fazladır. Ve varlığın diğer katmanları, dağlar, taşlar, siz bu nefisle nasıl Allah'ı zikrediyorsunuz, bunu nasıl başarıyorsunuz diye hayret makamına oturur ve onu hayretle seyreder ve der ki sen benim üzerimde yürürken ben sana hizmetkar olayım. Sen öyle bir nefsiyle mücadele ediyorsun ki kocaman bir ejderha var. O ejderhanın her tarafında yedi başlı yılan var. Yedi başlı yılanın her kafasında ayrıyetten yedi baş var. Sen onların hepsini de bir kılıcınla vurmuşsun yere ve benim üzerimde bas, benim üzerimde yürü, beni ye, beni işte, kendi lisanıyla hepsi de yalvarırlar. Hepsi de konuşmak isterler. Çünkü insan aynı zamanda da
varlığın halifesi hükmündedir. O insan, o derviş halife hükmündedir. Halife hükmünde olduğundan dolayı varlığın aslında sebebi de o halifedir. Çünkü eğer o halife olmamış olsaydı varlık diye bir şey kalmayacaktı. O halifenin varlığından dolayı varlığın üzerinde ayrıyetten etkisi vardır. Ve o sebepten dolayı dağlar taşlar ne yapar? Onunla konuşmak için can atarlar. Bu Allah'a yakınlıkla alakalıdır. Tanrı parçacığı olmasından dolayı değildir. İnsanların içerisinde bu söz konusu mudur? Allah'ı çok zikreden, az zikredenlere rağmen yönelimi fazla mı olur? Anlaşılmadı. Yani hakikatte insanların içinde de burada diyelim bir kimse var, A kişisi Allah'ı çok zikrediyor. Bizim zikrimiz ona göre azsa bizim tevessülümüz ona mı kayacaktır? Normalde kim Allah'ı fazla zikrediyorsa o mıknatıs görevidir. Peki bu hususta Allah ile zikredenle zikredilenin arasında fazla zikreden bir engel olmuş olmuyor mu? Asıl sorulmak istenen soru bu. Yani zikredenin veya Yunus Emre gibi işte büyük Allah'ı çok zikreden zatların çekim kuvveti yaratması insanı hakikatte Allah'ı görmekten engelliyor mu? Mani oluyor mu? Onlar evet bir sebep, bir açıdan öyle olur ama onlar bu noktada Allah'ın yeryüzündeki anahtarları gibidir. Kim onları açarsa kapı gibidir. Kim o kapıyı, anahtarı açarsa Allah'la karşı karşıya gelir. Yani Allah'ın önünde birer oturmuş tuzak olabilir mi bu durum? Allah'ı çok zikredenler. Allah'ı çok zikredeni Allah da çok zikreder. Onun önünde tuzak bir şey kalmaz ki. Ondan daha fazla zikreden? Ondan daha fazla zikrediyorsa zikresin. Bu noktada bir böyle bir şey düşünülmez ki hiç. Bu hususta zikredenlerin arası... O zaman arası... peygamberleri de tuzak görürüz. Değiller midir? Değillerdir. Eğer biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kurmuş olduğu tuzağa yakalanmasaydık nasıl Cenab-ı Hakk'a bu doğru yönelişimiz olurdu? Hiçbir şey anlaşılmadı. Eğer biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin kurmuş olduğu bu sofraya yani bu tuzağa gelmiş olmasaydık nasıl Cenab-ı Hakk'ın sofrasına otururduk? Bunu normalde tuzak... Veya özür dilerim, sizin buraya kurmuş olduğunuz bu stratejiye bu insanlar gelmeseydi bu sohbetten nasıl nasiplenebilirlerdi? Bunu tuzak olarak görmek tuzak çünkü hile meselesidir. Ama harp de hiledir. Bu manada değildir bu. Hazreti peygamberlerin vazifeleri vardır. Peygamberlerin vazifeleri insanları hakka ve hakikate davet edip ona çağırmaktır. İnsan o kadar... Velilerin vazifeleri de insanları hak ve hakikate davet etmektir. Hak ve hakikate davet etmektir. Bu bir tuzak değildir. Bunu tuzak olarak göremeyiz. Tuzak şudur. Bir kimsenin bastığı yerin altını boşa çıkarmaktır tuzak. Bir kimse gittiğinde bir şeyle karşılaştığında o karşılaşmış olduğu şeyde ummadığı bir şeyi bulmaktır. Tuzak kurulmuştur ona. Ama şöyle de bir durum var. Mesela bitireyim. Din tuzak değildir. Dine giden yollar da tuzak değildir. Bir kimse inanma yolunda giderken tuzak kurucularla uğraşmaz. Hatta o yola giderken şeytan ona tuzak kurar. Ve şeytan ona tuzak kurduğundan dolayı Allah şeytanın tuzaklarını bozar. Ve Cenab-ı Hak der ki asıl tuzak bozucu Allah'tır der. Tuzak kuranların tuzaklarını bozandır Allah. O yüzden peygamberler bu manada tuzak kurmazlar. İnsanları hak ve hakikate çağırırlar. Ey Kureyşliler, size bu dağın arkasında bir düşman geliyor desem bana inanır mısınız? Evet. O zaman gelin
yarın hesap gününde Allah'a verecek olduğunuz hesapla alakalı ve Allah'ın varlığıyla alakalı bana iman edin, gelin İslam olun. Burada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mesajı açıktır. Peygamberlerin mesajı açıktır. Dinde mesaj açıktır. Din, gerçekten bir kimse din anlatıyorsa onun mesajı açıktır. Onun mesajı tuzaklarla dolu değildir. Onun mesajı hak ve hakikattir, ayandır. Ayandır. O yüzden Hazreti Peygamberleri, velileri, evliyaları, salih insanları tuzak kurmuş olarak göremeyiz. Nereye götürürler? Onların götüreceği yer Allah'tır. Peki Allah'a kavuşmuş olduğu zaman onlar ne yaparlar? Biter vazifesi. Mesela beni Allah'a götürüyorsunuz. Bir gemisini... Ben Allah'a kavuştum. Siz ne olacaksınız? Arada gemi var ya. Efendim? Arada gemi var mı? Var. Lafseki'den bizi karşıya getirdi mi? Getirdi. Vazifesi bitirdi mi getirdiklerini? Gidip bir daha doldurup getiriyor mu şimdi? Gidip bir daha doldurup getiriyor. Vazifesine devam ediyor mu? Devam ediyor. İslam bir gemidir. Doldur boşalt yapar boyuna. Doldurur, getirir Allah'ın kıyısına bırakır. 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 Ama işte Yunus Emre'ye göre de sen bir kere bir hamleyi yaptıktan sonra geminin artık senin için önemi yoktur. Buna Allah'a kavuştun, Lapseki'de indin. Bu hususta senin gemiye artık ihtiyacın yok. Çünkü menziline kavuştun. Ama Yunus da şiirinde diyor ki bu hususta ona diyor ihtiyacım vardır diyor. Ona ihtiyacı var. Ne zamana kadar? Kavuşuncaya kadar. Ama Lapseki'de indi. Lapseki'de indi, kavuştu. Ben onu kavuşmak olarak nitelendirdim. Tamam. Kavuştuysa bitti onun işi. O zaman mesela ben kavuşmuş olduktan sonra sizin bir anlamınız kalmayacak mı? Yok zaten anlamımız ki. Ama bunda benim mesela kalbim mutmain olmuyor. Kalbim mutmain olmuyor. Yarıp ameliyat edemem ki. Burada takıldığımız nokta şu. Burada problem var. Burada problem yok. Burada normalde kimin adına problem var? Benim. Hayır. Taşınanın adına mı problem aslında var? Bu insanlığın büyük sorusu yani. Her seferinde bize işte Allah için aracı mı var? Biz Allah'a kavuşalım. Velhasıl kelam. Buyurun kavuşun. Yani bize bunu niye soruyorsunuz? Kim kavuşmak istiyorsa kavuşsun. Bu noktada bir sıkıntı yok. Ama bir kimse ustasız bir meslek öğrenecekse buyursun öğrensin. Ustanın işi nedir? Mesleği öğretmektir. Usta mesleğini öğretince çırağının üzerinde vazifesi biter. Ama ustası sağ olduğu müddetçe çırak gelip eğer vefalıysa hep ona gelip bir şeyler sorabilir yine. Onun tecrübesinden faydalanabilir. Döner hep ona sorar. O zaman yok, yok olmuyor yani. Ne yok olmuyor? Allah'ın zatına kavuştu. O zaman o varlık alemindeki o aracılar ve yanındakiler yok olmuyorlar o zaman. Yok olduğunu söyleyen kim? Ama dediniz ya Lapseki gemisinde indin, artık işim bitti. O kimse normalde gemi olarak, vasıta olarak getirdi, vazifesini yerine getirdi. Bir usta bir çırağı aldı, eğitti, sanatını ona öğretti, vazifesini yerine getirdi. Ben kendi vazifeme bakıyorum. Ben eğer tıp doktoruysam, ben eğer doktor yetiştirdip diplomasını da eline verdiysem benim vazifem bitti. Peki vazifenizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Şahsi bir soru. Bu çok şahsi. Yani içinizdeki o vazifenin ne olduğunu hayalliyorsunuz, düşünüyorsunuz? Benim bir vazifemin olduğunu düşünmüyorum hiç. Nasıl bu? Sizi ne yaşatıyor o zaman? Ya neden buradasınız o zaman yani? Sizi buraya getiren hiç bir etken var. Vazife düşüncesiyle alakalı burada değilim. Ama sizi buraya düşündüren bir hayal, bir etken var.
Sizi böyle ne ayakta tutuyor? Seviyorum. Neyi? Seni. Teşekkür ederim. Ben artık soru moru sormam bugün. Efendim? Ben bugün soru moru sormam artık. Al Bilal. Bakın. Benim bunun için birisini şahitlendirmene gerek yok. Ben buraya kapıdan içeri giren herkesi ve her şeyi seviyorum. Seni özel seviyorum. Sen ilk göz ağrımsın benim. Sensiz bir çanak düşünemiyorum ben. Tat vermez zaten, lezzet vermez bana. Söylediklerim latife değildi yalnız. Yok yani. Bakın, vazife düşüncesi bana biraz sert gelir. Ben namazı bir vazife düşüncesiyle kılmak istemiyorum. Benim hayat algım bir şeyi vazife kabul ederek de yürümek, yaşamak değil. Ben bir başkasının da bu disiplin başlangıç olarak bir kimse kendisini vazife görebilir bir şey. Kendisini disiplin etmek istiyordur. Kendince kendisini vazife görebilir. Ama bu bir müddet sonra nefiste patlamalar, çatlamalar meydana getirir. Ben ona inanıyorum. O yüzden ben hayata sevgiyle bakmanın, dine sevgiyle bakmanın, Allah'a, peygambere, insanlara, velilere, arkadaşlara, dostlara, eşe, çocuklara, her şeye sevgiyle bakmaktan yanayım. Namaza, oruca, ibadetlere sevgiyle bakmaktan yanayım. Yani evet, bir vazife bilinci bir kimsede oluşabilir mi? Oluşabilir. Ama bu vazife bilincini daha da ileriye doğru hep götürürken vazife bilinciyle götürürse, o kimse de bu böyle nefis olarak kabız haline tutulabilir o kimse. Yani doktor mesleğini yaparken vazife olarak değil, severekten yapmalı. Hastalarını sevmeli, ilacı sevmeli, hastayı sevmeli, hastaneyi sevmeli, yanındaki çalışan personeli sevmeli, etrafa tebessüm etmeli, hastaya tebessüm etmeli, hastaya amcacığım harikasın, iyileşeceksin dese o adam orada iyileşir. Bir kadına dese ki anneciğim harikasın, bu ilaçlarını bak düzgün kullan, sabah öğlen akşam tok karnına birer tane atacaksın, kafaya da bir şey takmayacaksın, bu hastalığında bir şey kalmaz derse o kimse daha orada iyileşir. Ama neyin var? Benim başım ağrıyor da işte, tamam al bunları iç, bitti. O hasta iyileşmez. Sevgidir insanı ayakta tutan. Beni buraya getiren de sevgi. Ben mekanı seviyorum, buraya gelen arkadaşları seviyorum. Bak yukarıda herkes çoluğunu çocuğunu terk etmiş, herkes evini terk etmiş, gelmişler buraya. Bak oradan bakıyorlar yavru kuşlar gibi. Hepsini seviyorum. Onlar buradayken ben Bursa'da duracağım, rahatsız olurum ben. Mümkün değil. Hele sen buradayken ben Bursa'da duracağım, hiç duramam ki. Bu mümkün değil. Veyahut da bunu normalde sufiler disiplin açısından başlangıcı kendi kendilerine vazife olarak görebilirler. Ama ben bunu vazife olarak görmüyorum. Buraya gelişimi de vazife olarak görmüyorum. Yok. Ne vazifem olsun ki? Ama seviyorum ben. Efendim ilk önce selamünaleyküm. Ben arkadaş Yunus Emre'den açtı. Bir yerlerden bir buğday için, köyünün açlığı için çıktığı yolda Hacı Bektaş'a vuruyor. Himmet istemiyor ilk baştan. Buğday istiyor, bir kağnı arabası buğday. Onunla dönerken ikinci veya üçüncü gecesi yolculuğunda rüyasında tekrar himmeti görüyor. Büyük hata yaptığını düşünüyor, geri dönüyor. Orada işte usta çırak ilişkisi dediniz. Orada Hacı Bektaş-ı Veli diyor ki, ben senin anahtarını Tapduk Emre'ye verdim. Dönüp oraya girdiğinde Tapduk Emre bir duvar ustası, şeyh arıyorum. Benim anahtarım sizde dediği zaman, işte bu usta çırak ilişkisi veya Yunus Emre. İşte buradan dervişler
anahtarı verme. Ben senin anahtarını Tapduk Emre'ye verdim. İşte bu usta çırak ilişkisi nerede başlar, nereye gider veya bu anahtar nedir? Ruhlar aleminde başlar. Usta çırak ilişkisi ruhlar aleminde başlar, ruhlar aleminde biter. Biterse dedim. Peki daha yolda karşılaştıklarında Yunus Emre işte geziyor, arıyor, işte ustasını arıyor belki, anahtarını arıyor. Ama bulduğunda geldin mi Yunus'um? Yani bu dervişliğin veya işte Allah katında alametleri veya Hacı Bektaş'ın işte Tapduk Emre'yi veya Hazreti Mevlana'yın işte hemen hemen aynı devirlerde yaşadıkları söyleniyor. İşte bunların hepsinin bir özelliği veya işte ruhlar alemine çıkmaları, işte bu dervişlik Tanrı katında, işte arkadaşın sorduğu gibi diyor ki işte insan Tanrı. Ama orada da işte dervişler, bir anahtar, usta çırak. Soru. Soru hocam, hani anlayamadık bu, o zaman. Yok, şu yani usta çırak ilişkisine Hacı Bektaş'tan hani bir yola çıktı, bir himmet almayıp buğday alıp tekrar dönüp tekrar geliyor Tapduk Emre dergahına. Bu noktada ruhlar aleminde başlar dememin sebebi şu. Hadis-i şerifte ruhlar aleminde birbirleriyle tanışıp birbirlerini sevenler dünyada da birbirlerini tanışırlar ve severler. Bu manada ruhlar aleminde kimin, biz bu noktada ruhlar alemiyle alakalı alemi ruhta kimi sevdiğimizi bilmiyoruz. Ama alemi şahadete indiğimizde biz kendi ustamızı kendimiz sever, kendimiz onun ayağına gideriz. Ve ustamıza gidinceye kadar muhakkak ki belli yollardan geçeriz. Hazreti Yunus'un annesinin Hacı Bektaş Veli Hazretlerine gönderip evladım git oradan bir buğday al gel bize, yani fukaralık var. Tabi bu işin bir de başka tarafı var. Bu nereye kadar doğrudur, nereye kadar doğru değildir bu menkıbe, bu da tartışılır. Çünkü Yunus Emre Eskişehir'dedir. O gün için Hacı Bektaş Veli Hazretleri Kırşehir'dedir. Tapduk Emre'nin dergahında Nallıhan'da. Ankara'nın. Yok, burada şunu söylemek istiyorum. Normalde oraya kadar normalde Yunus Emre'nin gittiğini de düşünebiliriz. Eskişehir'den Kırşehir'e kadar gittiğini de düşünebiliriz. Bu noktada bir sıkıntım yok. Ama ve lakin normalde annesi buğday ister. Hacı Bektaş Veli Hazretleri der ki buğday mı istersin, himmet mi istersin? O da der ki annem bana buğday almamı söyledi. Der ki Yunus'a götürebileceği kadar buğday verin der. Annesine söyler. Der ki Hacı Bektaş Veli böyle dedi. Evladım keşke himmet isteseydin der. Döner geri. Der ki annem dedi ki himmet isteseydi. O da der ki evladım bitti. O esnadaydı o. Ama şu anda dosyan Tapduk Emre'de der. Şimdi burada Allah-u Alem iyi asar-ı antika olacak bir ağacı iyi bir marangoz ustası tanır. Tanıyacağı için ondan çok güzel bir antika olacak, benim elimden çıksın der. Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin azmi ve gayreti bu noktadır. Ama gel gelelim bu noktada kader öyle değildir. Kader onun Tapduk Baba'ya gönderir. Bu noktadaki bu ilahi yol ayrımı, ilahi tecelliyat bu noktadadır. Ve o kimse gider bu noktada ona intisap eder. Bu iki şekilde tecelli eder. Bir, ya bir usta iyi çırak olacak olanı tespit eder. O çırayı yanına çağırır. Der ki gel benim yanımda sen de usta ol. Ya da bir çırak rüyasında görür ustasını, gider ona intisap eder. Veyahut da
belirli sebepler dersinde bir şeyler onu oraya doğru götürür. O kimse de bunu kendisine bir lütuf, bir ikram olarak görüp o ustayla yol yürümeye başlar ve usta-çırak ilişkisi başlar. Ve usta-çırak ilişkisi aslında gerçek manada da bitmez hiç. Geminin getirip bıraktığı gibi olmuyor, devam ediyor çünkü bu yol yürünüyor. Normalde geminin bırakması farklı bir şeydi. Geminin bırakması şu, gemi bu noktada bir kimsenin kurtuluşuna sebep olan bir araçtır. Karşıdan karşıya geçecektir o. Karşıdan karşıya geçtiyse bir kimse, usta olduğu diplomasını aldıysa usta vazifesini yerine getirmiştir. Din bir kimseyi imanla karşılaştırır. O kimse iman ettiyse ve bu noktada da dinini yaşamaya başladıysa din vazifesini yerine getirmiştir. Din vazifesini yerine getirmiştir. Vazife dindara kalmıştır bundan sonra. Onu hani sahabe dua eder ya, ya Rabbi yapmış olduğumuz imandan bizi tekrar geri çevirme diye dua eder. Neden? Onlar gerçekle, hakikatle tanışmışlardır. O saatten sonra geri dönüş o kimsenin kendisiyle alakalıdır. O yüzden bir kimse genel manada ama ilmel yakin, ama aynel yakin, ama hakkel yakin noktasında vazifesini yerine getirdiyse karşıdaki kimsenin ondan vazife beklemesi noktası kalmamıştır. İlmel yakin noktası nedir? Geminin işidir. Onu dinle karşılaştırır, dinle tanıştırır. Vazifesini yerine getirmiştir. O kimse karşıya Gelibolu'ya geldi, ben içlere doğru gideceğim, Gelibolu'yu iyice tanıyacağım diyorsa o zaman aynel yakin noktasında vazife devam eder. Ben nüfuz edeceğim, Gelibolu'nun her şeyiyle hemhal olmak istiyorum diyorsa hakkel yakin noktasında devam edecektir. O yüzden birinci derecede vazife o kimseyi ilmel yakin noktasında vazifeyi bitirmektir. Teşekkür ettim hocam. Himmet nedir bu soruya bina? Sormayacağım dedin. Sormayayım o zaman. Bugün dedim o değil mi? Öyle dedim. Dün de kaldı cancağızım. O gün dündü. Sorayım mı? Bir şey değil. Bana satmaya çalışıyor ya bir de. Yok cancağızım, biz dünde kaldık da. Tamam. Sormayayım mı? Sonra dedim. Himmet nedir bu? Hacı Bektaş Veli'nin konusu geçti ya. Yani nasıl himmet edilir? Himmet nedir? Ne etki eder? Himmet muhabbet etmek. Dua mı etmektir yani himmet? Muhabbet etmek. Onu sevmek, onu desteklemek. Neyi değiştirir himmet? Ona arka çıkmak. İnsanda nasıl bir etki yaratır? Kaç tane öğrencim var sınıfta? Yani sınıfa göre değişiyor. Ortalama 30-40 oluyor yani. 30-40 tane. Bir tanesi çok seviyor seni. Senin bir dediğini iki etmiyor. Bir an daraldı. Hocam buraya anlayamadım dedi. Döner ona bir daha anlatır mısın? Anlatırsın. Himmet bu. Özel ilgi gibi bir şey. Özel himmet. Veyahut da birisi geldi, öğrencilerden birisi, baktın boyu posu duruşu çok hoşuna gitti. Sevdin onu. Ona karşı biraz daha iltimaslı davranır mısın? Davranırsın. Bu. Bir soru daha sorabilir miyim? Şimdi bazen Ne kadar böyle bazen dedin, ne kadar hoş söyledin. Rahatladım şimdi son böyle, öyle son mi? Çeyrekte elva gibi oluyor insanlar bir süre sonra. Relax oldum böyle, gittin kendinden. İnsan, söyle bazen bazen. Bazen, şimdi böyle insanların hakkında, insan gibi, kalbinize işte bu gelen işte cinli taifesinden veya bu gelen melekten, bu gelen işte şeytan diye böyle ilhamlar geliyor. Öyle diyeceğine bu gelen ilmi ledin sultanı desen. Yani o da oluyor. Hep onda kal. Hep mi onda kalayım? Evet. Herkesi ilmi ledin sultanı mı diyeyim? De ki
Gelecek olan İlmiledin Sultan'a açın yolları da. Diğer varlıklara. Evet. Sen, o geliyor de kenara çekildi. Tamam. Nasıl olsa o gelince herkes ona el pençe duracak ya. O geliyor diye sesini dahil, bu ses o geliyor diye bir ses duyulsa bütün herkes el pençe durar. Üzme kendini. İyisi de kötüsü de. Sen haykırsan o geliyor desen iyisi de kötüsü de ona el pençe divan durur. O zaman o hep geliyor değil mi? Evet. O hiç gitmiyor. O yüzden baktın böyle şeytan öyle geldi ya senin kalbine. De ki o geliyor. Kendime mi ona mı? Hiç önemli değil. Ya yani onu düşüneyim, öyle bir şey düşüneyim. Şimdi bir de bir sorum daha var. Demin ilk tarif ederken şöyle dediniz. İşte gökte Allah dediniz. Hadis-i şeriflerden birini tarif ediyordunuz. Doktorun sorduğu soruda. Gökte melekler dedim. Gökte melekler, gökte Allah diye ben hatırladım gökte ama. Gökte Allah demedim. Ha, gökte melekler diyelim. Şimdi Allah sizi, Allah ve gökte melekler, yerde insanlar çalışmanızı görürler. O zaman şöyle bir şey aklıma geldi. Gökte benim. Allah desem de ne o? Galat-ı kelam olmaz. Gökte de Allah var sonuçta. Mesela eğer gökse, ya bizim o zaman görmüş olduğumuz bir gök yok. Yerin de göğü var o zaman. Ve yerden, maddeden, işte yüzümüzden, şu Mevlevihane'nin kolonlarından çok ayrı bir dünya var. Ve burasının göğü gibi. Tarif edebilir bu miyiz orayı? Dünyanın göğü. Dünyanın göğüyle... Ya gördüğümüz bu gök. Gördüğümüz gök dünyanın göğü. Dünyanın göğüyle varlığın göğünün arasında fark var. Peki. O zaman benim o hissetmiş olduğum varlığın göğü müydü? O zaman dedim ki mesela içimden bir ses dedi ki ya Allah göktedir dedi. İkinci ses de dedi ki doğru söylüyor. Yerin de dedi göğü var o zaman. Orada mesela bir içimden bir ses dedi ki burada hata var. Ötekisi geldi hemen onu düzeltti. Dedi ki bak yerin de göğü, bütün alemin göğü var dedi. Yerin göğüyle varlığın göğüyle insanın göğü aynı değil. Değil mi? Değil. İnsanın da göğü var. Herkesin kendi içinde mi bir göğü var? Evet. Teşekkür ederim. Her varlığın kendi içerisinde bir göğü var. Göğü var. Her zerrenin kendi içinde bir göğü var. O zaman Allah göktedir. Yerde. Ayet-i kerime var. İnkar edemeyiz. Yani yüksek manası. Evet. Efendim selamünaleyküm. Bu teşbih, tenzih ve tesbihle alakalı aklıma takılan bazı şeyler oldu. Aklı evvel olarak yaratılan ilk şey, bir şey yarattı ve o aklı evveldi. Ve işte teşbih etti, tenzih etti ve tesbih etti. Bu Allah-u Teala Hazretleri'nin çok hoşuna gitti. Ve ondan sonra onun yüzü hürmetine bütün varlık alemini yarattı. Şimdi teşbihte o zaman akıl olmamış mı oluyor? Mesela teşbih, benzetme diye tanımlıyoruz. İnsan teşbihi gözlemleyerek mi yapar, akılla mı yapar, yoksa aklı evvelden başladığı için teşbih gönülle veya ruhlar alemindeki ya da ruhtaki tanıdıklıkla mı benzetir? Mesela teşbih nasıl bir şeydir? Günümüze, yani günün içinde anda teşbih insanın üzerinde mi teşbih yapar insan, yoksa varlıktaki her şeyde mi teşbih yapar? Mesela teşbih konusu bir açık kaldı kafamda, tam oturmadı. Ondan sonra teşbih ettik, sevdik, böyle bir hayran kaldık. Ondan sonra da tenzih ediyor. Aslında o değil diyor. O değil demekte ki tenzihteki kısım da mı akıllıdır? Çünkü bazı eksiklikler görmesi gerekir ki tenzih edecek. Çünkü tanımış olması gerekir ki tenzih edecek. Ve ondan sonra tesbihe geçiyor.
teşbih edip hayran kalan, hayret eden, seven, coşan bir varlık tenzih edip yapayalnız kalıyor. Çünkü o hiçbir şey de değil. Ve ondan sonra o yalnızlıkla mı tesbih geliyor? Yani kalbe inen o zikrullah veya daim zikrullah veya zikrin bu kadar üstün bir ibadet olması bu yalnızlıkla alakalı bir şey midir? Bu yalnızlığa insan nasıl katlanır? Sıralama başlangıcı olarak önce tesbih etmek vardır, zikretmek vardır. Sonra o kimse zikrettiğini bir şeye benzetir. Teşbih etmektir. Teşbih benzetmektir. Herkesin teşbihi kendi akli sınırlarının içerisinde kalır. Çünkü teşbih, benzetme aklın işidir. Akıl elinde bulunduğu bilgilerle, elinde bulundurduğu tecrübelerle, argümanlarla bir şeyi bir şeye benzetir. Bu o kimsenin akli genişliği, derinliği, akli olarak o kimsenin olgunluğu, kemali, bilgisi kadarıyladır. Normalde o bilgisi ne kadarsa o kadar teşbih eder. Ve aynı iman bu noktada o aklı tenzihe sürükletir. Der ki iman duygudur aynı zamanda. Bu der ki onun üzerindeki bir bilgiyle der ki bu benzettiğin değil der. Bu benzettiğin değil derken aslında orada boşluğa çıkarır onu. Neden? O esnana kadar benzettikleri değilmiş. Boşluğa çıktı. Boşluğa çıkınca yine dairenin başına döner, zikretmeye başlar. Demek ki bu da değilmiş, bu da değilmiş, bu da değilmiş, bu da değilmiş diyerekten zikir, teşbih, tenzih, zikir, teşbih, tenzih, zikir, teşbih, tenzih, hayat devam eder. Ve zikir, teşbih, tenzih derken her tenzih zikre insanı getirir. Her zikir insanı ayrı bir hayrete getirir. Her hayret aklı bir adım daha kemale götürür. Çünkü görmediği, bilmediği, duymadığı, dokunmadığı, hissetmediği yeni bir perde açılır. O yeni bir perde açılınca o yeni duyular aleminde duygu olarak, hal olarak açılan pencereyi, açılan perdeyi, olan tecelliyatı akıl tekrar analiz eder. Tekrar analiz ederekten teşbih eder. Teşbih edince yine o aklın kafasında duran iman tokmağı güm onun kafasına vurur, tenzih eder. Yeniden zikrullah'a başlar. Bu bitmek tükenmek bilmeyen bir dairedir. Ve böylece de o kimse her tecelliyatta, her hayrette Allah'ın farklı sıfatlarının farklı tecelliyatlarını görerekten onu bilme noktasında sonsuz bir yürüyüşe başlar. Efendim, bildiğiniz gibi şeriat, tarikat ve hakikat. Şimdi bu sıra şeriattan başlıyor. Tarikat ve hakikat. İlmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin. Evet, buyurduğunuz gibi. Şimdi tarikata katılmak isteyen birinin şeriatı eksik olduğunda tarikata katılmasının bir mantığı olur mu? Bu birinci soru. Ehli şeriat olan bir kişi hakikati bulamayacağına göre tarikat çok önemli. Tarikatta da şeyh ve üstad çok önemli. Biz biliyoruz ki tarikat aşktır. Aşk olmazsa tarikatın hiçbir anlamı yok. Bu yolun yakıtı aşktır. Fakat yani ben kendim bu yaşa kadar geldim. Gerçekten aşık olabileceğim, nasıl ki Resulullah'ın, bu da Resulullah'a dayanıyor. Resulullah zamanındaki onun ashabı, onun arkadaşları Efendimiz'i o kadar çok bağlıydı ki, öyle seviyorlardı ki Resulullah onları Hakk'a ulaştırdı. Fakat bizim en büyük problemimiz bu zamanda öyle bir mürşit bulamamamız. Bunun ölçüsü aşk. Ben kendim Kadir'iyim. 7-8 yıldır Kadir'i zikriyle
haşır neşirim. Ama o aşkı kalbimde bulamıyorum. Tabii bu benim problemim. Ben kendimi öyle addediyorum. Bu hiçbir zaman kimseyi addetmiyorum. Toparlayacak olursak, şeriat olmadan tarikat olmayacağı kesin. Fakat günümüz şartlarında tam olarak şeriatı yapmak da çok zor. Bununla ilgili bilgi verirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Normalde şimdi halk dilinde şeriat, tarikat, hakikattir. Yunusça, yoldur varana. Marifet ondan içeri der ya. Şimdi bir kimsenin şeriatini tamamlayacağı yer eskilerin deyimiyle yine tarikat ocağıdır. Tarikat ocağında bir kimse şeriatını tamamlar. Burada bir kurumsa eğer bu veya bir yol ise o yolcu, o mürit gider oraya teslim olur. Gidip oraya teslim olduğunda o kendisinin ama mürşidi tarafından ama etrafındaki görmüş olduğu aynalar tarafından eksikliklerini tespit edip eksikliklerini tamamlama yoluna gider. Bu tamamlama yoluyla onun ilmel yakinlikten aynel yakinliğe doğru bir yolculuğu başlayacaktır. Bu aynel yakinliğe doğru yolculuğu başlayınca o bilir ki bunun arkasından hakkel yakinlik gelecektir. Bu manada o kimseye gerekli olan şey birinci derecede kendisini şeriatan tamamlamaya çalışmasıdır. Bu kimisinde 3 gündür, kimisinde 30 gündür, kimisinde 30 aydır, kimisinde 30 yıldır. Bu bilinmez. O kimsenin bu noktada kendince, kendi nefis mücadelesi ve sizin az önce belirttiğiniz gibi kendi aşkıyla bağlantılıdır. Ama biz burada bir kimseyi bu manada o sevmiyor, o aşık deme noktasında değiliz. Derecesi önemli burada. Kimileri 100 derecede sever, kaynar, buharlaşır. Göremezsiniz siz onu ama ortalıkta dolaşıyordur o. Kimisinin sevgisi 10 derecedir. 10 derecede tutuyordur kendisini. Biz onu yine de bu soğuk diyemeyiz. 10 derece bu noktada baktığımız yere göre bir başkasına 0 dereceye göre sıcaktır. Eksi 10'a göre gene çok sıcaktır. Eksi 30'a göre çok çok sıcaktır. Bu da onun gibi bir şeydir. Normalde bir mürit bu manada kendince, kendi dairesinde, kendi kalıbınca, kendi yolunda gider. Önemli olan orada mürşidin hangi dairede, hangi kalıpta, hangi elbisede, hangi renkte gelirse gelsin onun yol yürütmesidir. Önemli olan budur. Tabii gönül arzu eder ki bütün herkes gönlünce harır harır sevip akabileceği bir mürşit bulsun. Bununla alakalı bir kimsenin rüyasında görmesi çok önemlidir. Ne yazık ki bundan 200 yıldan beri ehli tarikatın kendince, kendi dairesinde bu bencesi farklı bir şeyi kendine görev biçmesinden kaynaklanan bir şey. Etkileniyorlar dışarılardan. Etkilenince kendilerini çok kalabalık yapmaya çalışıyorlar. Böyle sayısallığa vurduruyorlar meseleyi. Bu sayısallığa vurulunca da asıl yapması gereken işlevi yerine getiremiyorlar. Oysa sufi yolu sayısallıkla alakalı değildir. Sufi yolu niteliklikle alakalı bir şeydir. O yüzden sufi olacak olan kimseler üstadları zahiren kendilerince bir üç aşağı beş yukarı onun nasıl bir üstad olduğunu bilmesinin ötesinde bir de ayrıyeten manen de rüyalarında görüp öylesine intisap etmeleri gerekir ki aralarında bir manevi bağ oluşsun. Eğer normalde aralarında bu sevgi bağı yoksa, aralarındaki bir muhabbet yoksa onlar yol, onlara zul olur bu sefer. Sıkıntılı gider. Az önce sohbete dem vurursak severekten o kimsenin yürümesi lazım. O üstadı sevmeli, o üstadı bu noktada kendince seven kimseye bağlanır kimse çünkü ona intisap eder. Ve böylece gönlü ona doğru akar ki sufilik budur zaten. Eğer
sevemezse yol yürüyemez. Sevemezse dersini bile çekemez. Sevemezse namazı bile kılamaz. Sevemezse üstadın sözünü dahi dinlemez. Ona yabancı bir sözmüş gibi gelir. Oysa severse söz onun en derin noktalarına kadar nüfuz eder. Burada önemli olan müridin mürşidini ne kadar sevdiği ile alakalıdır. O yüzden sahabeler de aynıydı. Sahabelerin içinde de her sahaba aynı derecede Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini sevmiyorlardı. Herkes aynı derecede sevmiş olsaydı herkes Hazreti Ebu Bekir gibi bütün malını mülkünü getirirdi. Ama bir tek o getirdi bütün malını mülkünü. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri onu gıpta ederekten yarışmaya kalktı, malının yarısını getirdi. Hazreti Osman radıyallahu anh hazretleri malının üçte birini getirdi. Demek ki sahabenin Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine sevgisi ve aynı zamanda yakinliği aynı derecede değildi. Ama bu insan fıtratı da budur zaten. O yüzden herkes sıddık olamaz. Herkes havariyin olamadığı gibi herkes sıddık da olamaz. Herkes de Ali olamaz. Sahabenin içerisinde ikinci bir Ali-i Kerrar yoktur. Ama bu normalde müritler de aynıdır. Herkes yakın dairede olamaz. Herkes içine giremez. Herkes aynı seviyede olamaz. Bu nefisle alakalı ve o kimsenin kendince kendi aklını katletmesiyle, kurban etmesiyle alakalı bir şey. Herkes aynı derecede aklını kurban edemiyor. Öyle olunca sevgisi de aklının el verdiğince oluyor. Aklın kıskacında bir sevgi ne kadar sevgisi o kadar oluyor. O yüzden gönül arzu eder ki bütün bu yolda yürüyen sufilerin hepsi de ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin safhalarına geçerekten Allah'a hakkın bir dost olsunlar inşallah. Ama bu acı bir şey. Bunu da bir öz eleştiri olarak kabul edelim. Yani 200 yıldan beri ehli tarikat gerçek vazifesini yerine getiremiyor. Dışarıda bize şunu yaptılar, bize bunu yaptılar, bunlar boş muhabbet. Biz ne yaptık ona bakalım. Bunun öncekileri eleştirmek istemiyorum. Biz ne yapıyoruz şimdi ona bakalım. O yüzden normalde gönül arzu eder ki bütün insanlar aynı derecede olsun veya hatta çok yakın olsun ama öyle olmuyor. İşin büyük bir handikapı bu. Ama böyle, bir de böyle de olması lazım. Yani herkes patron olursa kim amelelik yapacak? Önce hoş geldiniz hocam. Aydınlatıcı bilgileriniz için çok çok teşekkürler. Şimdi bana göre tek yol var, Allah'ın yoludur. Ve tek yol var, Allah'ın yoludur. Evet. Ve bu yolda hiç kimse yalnız değildir, Allah'la beraberdir. Önemli olan Allah'la beraber olduğunun farkına varmasıdır. Affedersiniz, eşek tepti. Bunu teptiren de Allah'tır. Arı soktu. Onu sokturan da Allah'tır. Önemli olan bunun bilincine varmaktır. Bu konuda görüşünüzü alabilir miyim? Teşekkür ederim. Son cümlenizi duyamadık ve anlayamadık. Yani şimdi eşek teptiren Allah. Tepti Allah. Arıyı sokturan da Allah. Allah'tır. Senin ne işin var? Önemli olan bunun, arı kovanında senin ne işin var? Oraya götürden de Allah. Sen kendi aklından gitmedin yani. Allah. Aklı kullandıracak olan Allah. Aklı veren de Allah. Şeytanı musallat eden de Allah. Ben Allah'ın emrine karşı gelebilir miyim? Haşa. Arı kovanına sen evinde oturuyordun da seni bir calaskal alıp arı kovanının önüne mi bıraktı? Bırakmasına gerek yok ki. Allah emrettikten sonra rüzgar getirir gene sokar beni. Arı kovanının önüne senin arı kovanının önüne gidiş aklın kime ait? O da Allah'a ait. Allah'a veriyor. Bu konuda sen kendi kendini sevk ve idare edemiyor musun? Vallahi Allah yönetiyor. Ben Kıbrıs'tan... Seni sevk ve idare eden şu anda... Allah'tır.
Normalde ama, seni sevk ve idare eden şu anda sevk ve idare eden şu anda konuşma iradesini sana veren Allah, ve konuşacağın kelimeleri de dikte eden seni dikte eden Allah mı? Allah'tır tabi. Allah peki, emretmezse sinek kanadını kımıldatmaz. Peki. Ben Keşan'da askerliğimi yaptım. Kıbrıs'tan tarafında Meriç Mergeltepe'deydim. Sivrisinekler vızır vızır herkesi soktu. Bana bir tane sinek dokunmadı Allah'ın emri. Bir dakika. Bir kimse gitti birisini öldürdü. O zaman o kimse diyecek ki beni onu öldürtmeye sevk eden ve öldürten Allah dedi. Neden ceza veriyorsun? Onu huzuru mahşerde Allah onun için af tanrısı affedecek. Çünkü kısas ayeti var. Kendisi yaptırdığı için affedecek. Hepsini affedecek. Kısas ayeti var. Neden ona kısas ediyorsun? Allah, onu Allah'a sormak lazım. Öyle konuşmayacaksın işte. Çünkü birisi geldi şimdi cebinden parayı aldı. Hocam innallahi hayri iş ve şerri. Hayır ve şer Allah'tan. Birisi, o zaman hayır gelirse Allah'tan, şer gelirse kul yaptı. Olur mu öyle şey? Kızma. Kızmıyorum estağfurullah. Olur mu öyle şey? Çantayı aldı. Aldı. Senin şimdi normalde o çantayı geri almaman lazım. Allah yukarıdan ağzıma ekmek atmıyor. Çantayı geri almaman lazım. Allah aldırdı. Allah aldırdığı gibi de geri verdirir, gönderir. Bakın, din konuşuyorsak, din konuşuyorsak, konuştuğumuz şeyler, konuştuğumuz şeyler bir algı olmayacak. Algı olmayacak. Evet, arıya sokma iznini veren Allah. Senin ne işin var arı kovanında? Peki levh-i mahfuza yazmadı mı Allah benim oraya gideceğimi? Yazmadı mı oraya? Dedi ki sen filan gün filan yerde filan yerden geçeceksin dedi. Oraya yazdı. Ondan sonra beni oraya yönlendirdi. Ondan sonra niye geçtin diye beni cezalandırıyor. Sen okuduysan söyleyecek bir lafım yok. Yok, levh-i mahfuzda. Ha, okudun yani sen. Okumak değil, hepimiz iman ediyoruz. Neye? Allah'ın birliğine, levh-i mahfuza, Kalübele'den beri geldiğimize, Kalübeka'ya gideceğimize. Ben iman şartlarında levh-i mahfuzu okuyacağıma dair iman etmedim. Ama geçen konuşmada siz söylediniz. Ne? Önce Allah peygamberi yarattı. Ondan sonra kalemi yarattı. Kaleme yaz dedi. Bunları siz söylediniz. Kalem de yazdı. Ne yazdı? Kişiler nelerle karşılaşacak? Kimle evlenecek? Nasıl evlenecek? Ne zorluklardan geçecek? Ne servete kavuşacak? Hepsini oraya yazdı. Ondan sonra da bana diyorsun Arık Kovanı'nın önüne niye geçtin? Allah oraya yazmış yıllar önce. Ben Allah'ın emrine karşı mı gelebilirim? Veya şeytan demiş ki git buna ihfayı ver. Allah ona emri vermiş, buna ihfa vereceksin demiş. Yoldan çıkaracaksın. Şeytan Allah'ın emrine karşı mı gelebilir? Zaten bir sefer geldi, şeytan oldu. Bir daha karşı gelirse Allah bilir ne olur. Onu bilmem. Biz de şeytan olmayalım şimdi, karşı gelmeyelim sana. Estağfurullah. Tamam, yok, bitti, benim söyleyecek bir şeyim kalmadı. Teşekkürler, sağ ol. Bir soru sorabilir miyim? Arabi'den ben soracağım. Arabi'den. Hatta sen bu alemi bir hayal üzerine yürür gör Hazreti Mevlana. Bütün bu varlık alemini hayalin üzerinde yürüten, bu noktada bunun böyle olduğunu savunan ve hatta siz de bu görüşte olduğunuzu söylemiştiniz. Hayal varlık aleminin önünde yürür. Arabi şöyle diyor. Bir şeyi seven onu kıskanır. Kıskanan sevgiyle beraberdir, sevgiliyle değil. Hakkı seven ve onu kıskanan onu ancak hayal huzurunda sevmiştir. Hak ise vehmin ve hayalin
hakimiyeti altına girmez. Bu ne demektir? Seven sevdiğinin derecesinde değildir. Bir daha okuyayım mı? Önemli değil. Seven kendi derecesinden sevdiğini sever. Seven kendi derecesinden sevdiğini sevdiği için kendi derecesinden sevdiğini o zanneder. O zaman sevip kıskandığı kendisi midir? Neden kendine çeviriyorsun ki bunu? O zaman neyi sever? Bildiğini sever bildiği kadar. O zaman insanlar kendilerini seviyorlar. Ay, sen öyle gör. Öyle mi? Sen öyle gör. Kendi Rablerini mi yaratıyorlar insanlar? Sen öyle gör. Böyle görmemde bir sakınca var mı? Sakınca varsa ileride görürsün zaten kaza yaptığında. Yine de tam anlayamadım ama. Eğer normalde bir kimse severken kendisini seviyor dediğimizde kendisini ilahlaştırmış olur. Bir kimse severken kendi dairesinden kendi derecesi kadar sever. O zaman hiçbir zaman Allah'ı sevemez. O kimse Allah'ı seviyordur ama Allah'ı kendi derecesinden ve kendi kabından kendisi kadar seviyordur. Sevdiği Allah'tır yine. Kendi hayalidir diyor hatta. Kendi hayali de olabilir. Önemli değil ki. Burada o kimse kendi derecesinden, kendi makamından, kendince, kendisi kadar sever. Bu o kimsenin sevgisini biz hayır sen Allah'ı sevmiyorsun diyemeyiz. O kimseye dersek ki biz sen kendini seviyorsun, o kimse kendisini ilahlaştırır. Ben neymişim der, kulluğunu unutur. Bu sevmek değil. Bir kimse neyi seviyor ise kendi derecesinden, kendi bilgisince, kendi makamında kendisi kadar sever. Onun sevgisini reddetmek, onu sevgisizlikle itham etmek sevgiye ve sevgiliye büyük bir ihanettir. O kimsenin kendince sevmesi ve kendi makamından sevmesi kendisi için haktır. Onu hak görmemek hakkaniyetsizliktir. Burası müthiş bir yer o zaman. Evet. Bu normalde bizim birilerinin sevgilerini ve sevgi derecelerini ve makamlarını kategorize etme hakkımız yok bizim. Sahabeden adamın birisi içkiyi içmeye devam ediyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri de her onu böyle içkili gördüğünde ceza veriyor ona. Yani demiyor Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunun kaderinde içmek vardı, bu içti, buna Allah içirdi. Demiyor. Bu suç işledin, nefsine uydun diyor, ceza veriyor. O içki içen de şunu demiyor. Bu içkiyi bana Allah içirdi, neden bana ceza veriyorsun diye demiyor. Böyle bir din yok çünkü. Bir seferinde yine ceza verildiğinde, yine ona ceza verirken sahabeden birisi diyor ki lanet olsun buna ya. İki de bir de içiyor, bu gene içmiş deyince Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hışımla geri dönüyor ona. Dur. O Allah ve Resulünü sever.
Bakın dikkat edin. Hemen hemen Allah alem ikide bir de içki cezasına çarptırılan bir kimse için Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin söylediği söz muhteşem bir söz. Onu lanetlemeye kalkan, ona tüh hani derler ya bizde, tüh Allah müstakını versin, lanet olsun ya sana. Veya işte lanet olsun derler de ondan sonra da ya ben lanet okumadım derler ya, bunun gibi birisi yani lanet olsun buna diyecek, dur diyor. Ondan için o Allah ve Resulünü sever. O zaman sevgi herkesin kendi makamında, kendi derecesinde, kendince ve kendisi kadardır. Sonra o sahabe bu halden sonra bir daha hiç içmiyor. Bakın burada bizim birisinin sevgisini kategorize etme hakkımız yok. Ve o kimsenin sevgisini de sen kendini seviyorsun deme noktamız yok. Benim bu kendimce. Niçin? O kimse bu sefer kendi nefsini ilahlaştırır. Sevilecek bir Allah var. Allah'ın orta yere koymuş bir ölçü var. Ey Habibim de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Uyulması gereken bir peygamber var. Herkes kendi derecesinde, kendi halince o peygambere uyaraktan Allah'ı sevdiğini göstermeye çalışıyor. Birisinin makamı, derecesi bize göredir o yine. Oradadır da biz yine bilemeyiz onu. Biz onun makamını, derecesini küçük görürüz. Sahabenin gördüğü, yapmış olduğu hatayı yaparız. Biz içki içen bir kimseye tüh lanet olsun deriz. Bilemeyiz. O Allah ve Resulünü seviyordur. Birisi bir haram işliyordur, gözümüzün önündedir. Bilemeyiz. O Allah ve Resulünü seviyordur. Biz şöyle deriz. Ya sevse bu hatayı yapar mı? Hepimiz için hata kapısı açıktır. Hepimiz için de günah kapısı açıktır. Hatta daha ileri bir hadis-i şerifle söyleyeyim. Herkesin günah-ı kebairle bir imtihanı vardır. Herkesin. Herkes kendi günah-ı kebairine bakmakla mükelleftir. Başkasının günah-ı kebairlerini görenler kendi günah-ı kebairlerini görmezler. Bu aldatır bizi. O yüzden hiç kimsenin bu noktada makamı derecesi bizi ilgilendirmez. Ama her seven kendince, kendi makamında, kendi derecesinde kendisi kadar seviyordur. Biz ona sevmiyorsun deme noktasına sahip değiliz. Veyahut da ben kendimce, doktor sen kendini seviyorsun deme noktasında değilim. İnsan kendisini sever mi? Evet. İnsanın kendisini sevmemesi de büyük bir psikolojik handikaptır, intihar eder. İnsan kendisini beğenir mi? Evet. Ama burada ölçü kaçarsa, sınır konulmazsa o kimse kendisini ilahlaştırır o zaman. Bunun önüne geçecek olan şey o kimsenin kendisini ilahlaştırma kokusundan uzak tutması. O yüzden ben birisine şunu diyemem. Sen kendini seviyorsun. İşte seni sevdiğin Allah değil, sen kendince kendi heva ve hevesinden oluşturmuş olduğun bir Allah'ı seviyorsun. Direkt diyemem, bu ağır bir şey. Ucundan tutmuştur. Şimdi buradaki gelen bütün kimseler ucundan tutmuşlar. Ben hepsinde Allah ve Resulünü sevdiklerine inanıyorum. Onları burada tutan şey ne? Ben şimdi tek tek sorsam, yazlıkçı mısınız? Bolayır köy, yazlıkçıyız. Bolayır köy. Köydensiniz siz. Misafiriniz. Siz buralısınız siz. Yazlıkçısınız. Başka yazlıkçı olanlar ellerini kaldırsınlar. Harika. Şimdi desek ki onlar,
Onlar buraya getiren şey ne? Burada bir Mevlevihane var. Burada mesnevi okunacak, sohbet edilecek. Ardından dua edilecek. Harika. O kimse Allah ve Resulü'nü sevmese ne işi var burada? Nasıl kategorize edeceğiz şimdi? Diyebilir miyiz ki? Kendilerini seviyorlar. Biraz bu şeyden kaynaklanıyor. Sufi bilgisinin içerisine biraz Helenistik çağdan gelme, bize benzeyen, Sufi öğretisine benzeyen cümleler ve kelimeler var. Bu biraz onun kokusu var bunda. Evet. Selamünaleyküm. Şöyle bir sorum vardı benim. Kafam karıştı aslında. Namazla yardım dileyin buyuruyor. Namaz ile yardım dileyin buyuruyor. Evet. Veya çeşitli ibadetlerle, zikirle, işte sabırla. Ama biz diyoruz ki bunları sadece Allah için yapmalıyız. Yeri geliyor hatta onun için bile yapmamalıyız diyoruz. Bu noktada bunlar havada kalıyor bende. Yani tezat gibi görünüyor. Çözemedim ben bunu. Ve eğer yardım dileyeceksek, bu rüya noktasındaysa nasıl bir yol izlemeliyiz? Eyvallah. Normalde namazla, zikirle, sabırla Allah'tan yardım dileyiniz der. Bunlar vesiledir. Yani bir kimseyi Cenab-ı Hak'a yaklaştırıcı vesileler vardır. Ve o kimsenin Allah'la olan irtibatını sağlamlaştırıcı vesilelerdir. Bir kimse Allah'a yakın olmak istiyorsa, Allah'la bu noktada yakınlık peyda etmek istiyorsa yol öğretiyor. Diyor ki namazla yaklaşın, sabırla yaklaşın, zikirle yaklaşın. Bu o kim inananları bir yola sokmaya çalışıyor. Yoksa bizim nezdimizde, halk nezdinde inanmakta kemale erenle ermeyenin arasındaki farkı göremezdik. Bu hakça bilinen bir şey. Ama halk olarak bilinen bir şey değil. Örneklenmesi lazım bizim önümüzde. Namazla, zikirle yardım dileyenle namazsız, zikirsiz yardım dileyenin aynı sonuca ulaşamadığının görülmesi lazım ki insanlar din denilen o yola girsinler. Evet, Sufi mantalitesi açısından bir şeyi menfaat olarak ortaya koyup menfaatin üzerinden ibadet etmek, menfaatin üzerinden Allah'a yaklaşmak Sufi ahlakından değildir. Ama herkes Sufi olamayacağına göre siz, bu çok abiyane olacak biraz ama hani çok çok özür dilerim ya, böyle tarif etmek istemiyorum ama hani hayvanlara böyle bir tuz koyarsınız belli saatte, hayvanlar tuz yalamak için toplanırlar, saati gelmiştir. Tavuklara yem atacaksınızdır. Tavuklar sahibini görüp kucağında da yem torbasını görünce üşüşürler o kimsenin başına. Yem atacak çünkü o. Veyahut da gemide giderken simit atacaksınız ya, martılar hemen toplaşır sizin üzerinize. İnsanlar vardır, inançları ve imanları Allah'tan menfaatlenmenin üzerine kurulmuştur. Bu o makamda, o derecede doğrudur. O kimse Allah'ı kendisini rızıklandırdığı için, kendisine eş verdi, çocuk verdi, mal verdi, mülk verdi, dualarını kabul etti. Harika bir Allah var. Onun için iman eder. Ve onun için dinini yaşar. Onun makamında, onun derecesinde doğrudur. Gençsin, evleneceksin. Karşında bir erkek çıkacak. Soracak, işi ne, aşı ne, ne kadar maaş alıyor? Kendince şöyle düşünecek. Harika. Üniversite mezunu, memur, 3 lira maaş alıyor. Babasının da bir iki tane de evi de varmış.
Aa, altında bir de arabası var. Harika bir eş adayı. Gelecek, elinde bir buket çiçek. Benimle evlenir misin diyecek. Sen de bak, bakacaksın. Aa, o da memur, 3 lira maaş alıyor. Onun da babasının bir iki tane dairesi varmış. Hey, bakacaksın boyu posu da yerinde. Diyeceksin 3 lira alıyor, 3 lira da ben alıyorum. Gözlerini kırpıştıracaksın. Evlenirim diyeceksin. Doğru mu? Evet. Her iki taraf için de makam aynı mı? Aynı. Derece aynı mı? Aynı. Evlenirken siz denklik gözetiniz. Denklik de aynı mı? Harika. Hiçbir problem yok. Menfaatler uyuştu. Uyuşunca da o mutlu evlilik oldu. Dın 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 dırırırın. Harika. Ama evlendikten sonra kadın dedi ki, ben çocuğuma bakmak istiyorum, istifa edeceğim. İstifa edersen seni boşarım dedi. Neden? O 3 liraya alması lazım onu. Derece olarak, makam olarak aynı mı? Evet. Allah'a olan imanın da dereceleri var. Birisi ne diyor ayet-i kerimede de? Sizi diyor rızık endişesine sokarım. Sizi rızık endişesine sokarım. Kime söylüyor bunu? Rızık için Allah'a ibadet edene. Onu neyle korkutuyor? Rızıkla korkutuyor. Onu neyle korkutuyor? Elindekileri kaybetmesiyle korkutuyor. Çünkü o sımsıkı sarılmış elindekilere. Onunla Allah'ı görüyor. Gördüğü yere kadar. Hak mı? Kendi dairesinde hak. O yüzden namazla, sabırla, zikirle yardım dilemek kendi dairesinde hak mı? Evet. Ama öbürkü de şöyle diyebilir mi? Ben başıma gelen bela, musibet ve sıkıntılardan senden geldiğine inandım. O yüzden senden gelen bir gülmüş gibi koklarım. Yakama takar, bir de hava atarım diyorsa, onu dert görmüyorsa, o zaman onun kurtulacak olacak bir şeysi var mı? Yok. Bu farklı bir eş adayına benziyor. O da geliyor, benim malım yok, mülküm yok, param yok, pulum yok. Ben cıbılım ama seni seviyorum diyor. Hiçbir şeyim yok diyor. Diyor ki benim için elimde bir avuç sevgim var. Veya bir damla. Avucum kadar. Ben bu kadarım. Buyum. Bununla geldim diyor. Sen ister maaşıyla, malıyla, mülküyle geleni tercih et. Sen istersen bir avuç sevgisiyle geleni tercih et. Bir avuç sevgisiyle geleni tercih edersen sen ona bakabilirsin, malını yedirebilirsin, paranı yedirebilirsin. Seviyor seni, kapında da duruyor, eşiğine uzatmış kafasını. Bütün fikrim değişti. Kimseyle evlenemeyeceksin, otur. Diyorum ben size, gelmeyin sohbetlere, bekar kalacaksınız diye. Efendim, dünyaya ruhlar gelmeden önce ruhların birbirini sevmesi ya da sevmemesi neye bağlı ya? Yani orada da ruhların bir karakteristik özellikleri mi vardı? İşte bunu seviyorum ama neye göre? Ya da sevmiyorum neye göre? Mevcut olarak biz bunu aklımızla sevip idare etmemiz mümkün değil. Ancak bu bir hal olarak yaşanırsa bizim geriye doğru, ruhlar alemine doğru geriye uruç etmemiz lazım. Ya da daha da ileriye doğru gidip ruhlar alemine tekrar ulaşıp orada ruhların neden, niçin, nasıl sevdiğini görmemiz lazım. Ve görsen dahi orada yine bir fikre sahip olmayacaksın. Aklın durduğu yer.
Büyük şeyi de tekrar bir daha güncelleyeceğim mi büyük bilgisayarı? Ha burada ya Yunus. Büyüğü güncelleyeceğim mi aklımdakini söyleyeyim? Tamam. Efendim her insanın göğü başkadır demiştiniz. Şimdi ben burada mürit ve mürşit ilişkisini sormak istiyorum. Bir mürit, mürşit müridinin göğün bilir. Onun göğünde uçar. Yani kanatlanır. Ama mürit mürşidinin göğünü bilemez. Amacı bilir. O hal ve hayalle mi bilir? Bilir bir şekilde. O zaman bunu kim belirler? Nasıl belirler? Mürit. Ama manevi bir şey diyoruz efendim. Bu akıllı manevi olmuyor ki. Manevi bir şeyse ki. Mürit müritliğini göstersin. O olsun. O sınırı çizen yine mürit yani. Akıl mı, gönül mü, hayal Hazreti mi? Hazreti Mevlana'dan beyit. Kapıyı diyor çaldı. Tak tak tak. İçerideki sordu. Kim o? Ben dedi diyor. İçerideki dedi ki git. Burada iki kişilik yer yok. Tekrar geldi diyor. Tekrar vurdu kapıya. Tak tak tak. Kim o? Ben dedi diyor. İçerideki dedi ki diyor git. Burada iki kişilik yer yok. Üçüncüsünde tekrar geldi. Kapıya vurdu. Tak tak tak. Kim o? Sen dedi diyor. Sen ben oldunsa gir içeri. Zira burada iki kişilik yer yoktu dedi diyor. Bu müritlerin manevi hal yaşamadıklarından kaynaklanıyor. Müritler mürşitlerini çok severlerse mürşidin gönül dünyasına girerler. Müridin onu tek başına o hali yaşaması, onu görmesi mümkün değildir. Buna güç yetiremez. Ama mürşidin bu noktada gücü vardır. Cenab-ı Hakk'ın verdiği. Ve o ki o mürit mürşidin gönül deryasına girerse mürşit nereye? O oraya. Ne diyor Sıla? Kafa nereye? Biz oraya. Eğer mürşit de hadi gel biz bunu biraz Rusların nesi var iç içe? Matruşkası var. Hadi gel biz bunu iç içe yapalım hadi. Olmaz mı? Mürit, mürşidin matruşkasının içine girdi. Mürşit de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin matruşkasına girdi. O da Allah'ın matruşkasında zaten. Mürit, mürşidin gönlüne oturdu. Mürşit de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin gönlünde oturuyor zaten. Kafa nereye biz oraya. Kop. Geceler senin olsun. Oldu mu şimdi? Bir kadın düşün. Adam var. Çok seviyor onu. Sen nereye ben oraya diyor. Adam nereye gitse kadın da onunla gidiyor. Adamın gördüğü her şeyi görüyor mu? Görüyor. Ben senin yanındayım diyor. Yedirirsen yerim, içirirsen içerim. Giydirirsen ne giydirirsen onu giyerim. Adam yemeği, içmeyi, gezmeyi seviyor. Cömert de yedirmeyi, içirmeyi, gezdirmeyi de seviyor. Adam nereye? Kadın oraya. Her şeyi yiyip içecek mi? Evet. Cömert her şeyi yedirecek, giydirecek, içirecek mi? Evet. Ne yaptı kadın burada sadece? Adama teslim oldu. Dedi ki ben seni çok seviyorum. Sen varsın. Neydi söz? Ben yokum. Sen varsın dedi. Adam da böyle kendine bir böyle ulan ne adamım dedi. Göğüs 10 santim geriye, kollar açıldı. Gel koltuğumun altına dedi. Bitti. Adam nereye gittiyse kadın da her şeyi gördü. Aynı. Mürit öylesine sevdi, öylesine sevdi. Mürşidin gönlüne oturdu. Ya da tersi. Mürşit bir baktı,
Bir bakış baktı, kalbimi yaktı dedi. Alıverdi onu içine. Hesabını kim verecek ki? Kime ne? Veyahut da bunu zahir görünen mürit mürşit ilişkisi içerisine aldık. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri o kimseyi sevdi. İçine alıverdi. Kim hesap soracak? Bir çıt daha yukarı. Allah sevdi. Ayet-i kerime. Siz dinlerinizden dönerseniz Allah öyle bir kavim getirir ki Allah onları sever. Onlar da Allah'ı sever. Birisini Allah severse iş bitmiştir. Biz o sevsin diye ona doğru yaklaşırız. Aklımız böyledir. Belki de o sevdiği için biz ona yaklaşırız. Bu da farklı bir penceredir ama bize düşen vazife nedir? Biz sevmek için mücadele ederiz. O zaman herkesin bir göğü var mıdır? Vardır. Herkesin göğü kendine göre midir? Evet. Herkesin göğü vardır. Her şeyin göğü vardır. Göklerin de ilahı Allah'tır. Teşekkür ederim. İnşallah. Bitti mi? Gönlün memnun oldu mu? Hocam. Merhaba, nasılsınız? Harikayız elhamdülillah. Çok şükür. Hocam ben Adana'dan geldim ailemi ziyarete. Sizi de çok merak ediyordum. Şükür nereden gördüm. Nereden geldin? Adana'dan. Adana'dan? Evet. Burası sıcak gelmiyordur sana şimdi. Hayır hocam, sıcak değil kesinlikle. Adana. 60 dereceden sonra sıcak değil. Sıcak değil değil, değil mi? Değil tabii ki. Evet. Hoş geldin. Sağ olun hocam. Hocam imanla inanç arasındaki fark nedir? Birinci sorum aynı mı? Yani normalde... Değildir be hocam. Çok. Ama şöyle bir şey. İnanç o kimsenin kendi kafasından kendi düzenlediği şeyler olabilir. Ama biz öyle... Ben onu öyle tasnif etmek istemiyorum. Yani bir kimse iman dediğimizde eğer söz konusu olan din ise Kur'an ve sünnet dairesindeki iman kaideleri belli. Ama bir kimse kendince bir inanç oluşturduysa ve o inanca da iman ettiyse o zaman söyleyecek bir laf yok. Farklıdır sanki hocam biraz ya. Böyle kelimelerin üzerinde çok bir şeylerle oynamaya gerek yok. Peki hocam, Peygamber Efendimiz'in zamanında yaşayanlar mı daha şanslıydı, şimdiki nesil mi daha şanssız? Ben şanssız görmüyorum kendimizi. Hatta ben daha şanslı görüyorum. Öyle mi? Şu noktadan daha şanslı görüyorum veya daha faziletli görüyorum. Onlar bir peygamber vardı, o peygamberi gördüler. Ve o peygamberin vahyine nasıl mazhar olduğunu gördüler. Kerametlerini, mucizelerini gördüler. Akıl üstü, insan üstü, doğa üstü, harikulade halleri gördüler. Ve bunları böyle göz göre göre gözlerinin önünde gördüler. Biz görmeden iman ettik hepsine de. Biz bilmeden sevdik. Onu soruyorum işte hocam, iman ediyoruz. Biz, onu görmeden iman ediyoruz. İnanç başka bir şey. Bu zaten o yüzden çok hoşuma gidiyor benim. Evet. Böyle bir görüşte aşık olup bilmeden sevmek çok hoşuma gidiyor benim. Teşekkür ediyorum hocam, kolay gelsin. Ne yapayım, bilip de zikredeni bilmeden zikretsin. Tamam mıyız? Sürçülisan ettiysek affola. Hakkınızı helal edin.